Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Yayından sonra konuşmuşsunuz. Evet. Bakalım kameramıza neler yansımış, paylaşalım seyircilerimizle. Evet Mayda, seni dinliyorum. Mesaj atmayan sen, beni aramayan sen yani. Ben seni daha fazla ilgi bekliyorum ya. Yani İki gün, üç günde sana ne yapabilirim ben? Mesaj atabilirsin. Sana ilgi duyduğumu, beni heyecanlandırdığını, beni mutlu ettiğini diyorum zaten. Ama kalkıp ben sana iki günde, üç günde bu kadar ilgi üstüne düşemem ki ben seni. Yani hayır, ağlıyorsun ama ne için ağlıyorsun? Neyi? Bana mesaj atmadın, bana bir şey söylemedin, sana iyi sahurlar demedim. Ya kusura bakma da senin bu tepkin hiç bana samimi gelmiyor yani. Hiç samimi gelmiyor. Ağlaman ya, bir mesaj için insan ağlar mı ya? Evet, ben çok duygusal bir insanım. Ben ilgisizliğe hiç gelemiyorum. Yani bu duygusallığını güzel şeyler için kullan. Hiç gelemiyorum yani. Ben sana değer verdim, sen bana ne yaptın? Ne yaptım? Sana bir mesaj atmadım diye sen de oturdun ağladın. Öyle mi? Bu kadar yapmana gerçekten gerek yok ya. Bence sen bence bu kadar şey yapma, hiç bana samimi gelmiyorsun yani bir mesaj için. Ya tamam Muhammed ya, tamam ya, of. Tamam. Ben seni anladım. Ben seni anladım demiştim ama ben bu durumda hiçbir şey anlamadım yani. Dün ne güzeldi her şey, ne oldu? Hayır, ağlıyor, sen de sinirleniyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Ben evet ondan geldiğinde etkilendim. Güzel, hoş şeyler hissettim. Ama dün kalkıp, dünkü yayında kalkıp locayı arkasına alıp, locadan destek alıp bana bir mesaj için bu kadar üstüme gelmesi hiç hoş bir şey değildi yani. Locayı arkasına alıp bana cephe kurmak yerine, yani kuruyor. Sen biraz abartıyor olabilir misin Muhammedciğim? Öyle bir cephe... Yok, ben abartmıyorum abla. Niye abartayım? Şöyle... Ne dedi ki dün locadakiler? Hayır, ben locadakileri söylemiyorum. Sadece biraz da olsa Mayda'ya destek verdikleri için Mayda da bunu şey böyle bir cesaret olarak gördü ve kalkıp bana yayından sonra da bu krizi yaşattı. Yani evet güzelsin, etkileyicisin ama güzellik de bir yere kadar yani. Ben güzellik istemiyorum. Ben güven istiyorum. Böyle krizler istemiyorum. Ama sen şimdi böyle kendini haklı buluyor musun peki? Ben haklıyım zaten kendimce. Bir saniye Muhammed, bir Mayda'yı dinlemek istiyorum. Nedir tam olarak senin canını sıkan, ağlatan? Ben dün zaten söylediğim gibi burada her şey hoş, güzel vakit geçiriyorum. Eğlenceli bir insan, kendimi mutlu hissediyorum. Alışmaya başladım, her şey güzel. Tamam. Ama buradan gittikten sonra yani güzel vakit geçirdikten sonra bir bakıyorum Muhammed yok. Mesaj atmıyor, sormuyor. Evet diyor ki bugün iki, yarın bugün bir, yarın iki, evet olabilir. Tamam ama başlangıç böylese devamı ne olacak peki? O kendine göre haklı buluyor ama bence ben de haklıyım. Bir de böyle bir şey var, ben dün dedim zaten işte mesaj atmıyor şeyden. Beni merak etmiyor, dün mesaj atmış. Neredesin, ne yapıyorsun? Ben söyledikten sonra ne olur? Peki böyle bir şey var, hafta sonu da Ankara'ya gidiyormuş galiba duyduğuma göre ama benim hiç haberim yok yani, kuliste bunu öğreniyorum. Böyle bir şey var mı peki? Ben şimdi haksız mıyım? Var mı öyle bir şey? Gidiyor musun Ankara'ya? Evet, şaka benim gibi işlerim yani. Var. Yapmam gereken işlerim var. Ankara'ya peki gidiyorum. Peki niye benim haberim yok? Külliste öğreniyorum bunu insanlardan. Yani bunu bana sorsaydın sana söyleyebilirdim. Cevap illa verir miydin bir şeyleri, peki? İlla bir şeyleri benim sana gelip, aa ben Ankara'ya gidiyorum, senin haberin olsun demem gerek yok. Sen hafta sonu ne yapıyorsun diye sordun mu bana? Şimdi ben sen bana hafta sonu ne yapıyorsun diye sormadın diye bunu problem ettim mi sana? Evet mi? Çünkü ben zaten mesaj atmıyorsun diye. Sen dün neredeydin? Dün nereye gittin? Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Zaten mesaj soruyorum. Atmıyorsun ama diye. Soru soruyorum. Ben konuşuyorum dün nereye şu an ama. Buyur dinliyorum. Ben dün mesaj atmıyorsun diye söyledikten sonra sen bana mesaj atıyorsun. Hı. Ben söyledikten sonra ne anlama var ki? Tamam. Senin aklına gelmesi gerekiyor. Senin beni merak etmesi gerekiyor değil mi? Mayda nerede, ne yapıyor? Değil mi? Haksız mıyım burada? Dün neredeydin? Ben dün sahura gittim. Sahura gittin. Evet. Buradan çıktıktan sonra nereye çünkü gittin? Çünkü kafam çok karışık. Moralim çok bozuktu zaten. Eve gidince zaten oturup ağlayacaktım değil mi? Kendini bunu yaşatmak istemedim. Hı. Eve mi gittin ağlamaya? Yo. Nereye gittin? Dışarıdaydım. Dışarıda kahve gezmelerdeydin. Kahve içmeye gittim. Gezmelerde değildim. Biraz kafam bozuktu. Kafelere gidip otururken, Muhammed ben kafeye gidiyorum dedin mi? Eğlenirken söyledin mi bana? Nerede gezmeye giderken söyledin mi? Diye? Bunu görüyoruz. Nereden çıkartıyorsun peki? Doğru görüyoruz. Ya şimdi öncelikle bak, bunu ben çok bu konuları konuşma taraftar değilim. Evet. Ben parçalanmış bir ailenin evladıyım. Ben 26 yaşına kadar adımlarımı hep
mecburiyetten de olsa düzgün atmak zorundayım. Güzelliğine bir şey diyemem. Ama güzelsin diye de ben sana ilk günlerden böyle bir şeyler atamam ki. Hemen olsun, neredesin, ne yapıyorsun, üstüne düşeyim. Yapamam ben. Hemen değil zaten. Sen bana mesaj atmadın, nereye gittin, ne yaptın? Ya bunlar, hani büyüdük yani biz. Yani şey değiliz yani, böyle ergenlik çağında değiliz. Neredesin, ne yapıyorsun, nereye gittin? Bugün iyi sahurlar. Bunlar değil, bunlar bizim yaşımızı geçti. Ama bunlar güzel şeyler. Bunlar senin için güzel şeyler olabilir. Peki, ben daha arkadaşlar, birazdan devam edeceğiz ama reklamlara gitmek durumundayız. Şimdi bir şey demek istiyorum. Şimdi Muhammed diyor ya, ben yalnız büyüdüm. Evet, çok zor bir şey. Zaten ben yıllarca Türkiye'de yalnızım. Kimsesiz yani ben burada. Hem de bilmediğim bir dil, hem de bilmediğim bir insanlar. Bana da çok zor oldu. Bunu çok iyi anlayabiliyorum zaten. Ama yine bu bahane gibi oluyor bana. Bahane. Bu sebep olmamalı. Sen bu konuyu bahane olarak görüyorsan ve kendi durumunla benim durumumu kıyas... mukayese edip ama karşılaştırıyorsan... Ama böyle yapacaksak devam etmenin bir anlamı var mı peki sence? Bak. Devam etmenin bir anlamı var mı? Var mı? Dedin. Benim durumumla kendi durumunu sen mukayese ediyorsan... Yok hayır, tamam, ama biliyorum şey yok yani. Şimdi ablam, locaya sorarım bayanlar ve erkeklere. Erkekler bu kadar kısa sürede bu kadar şeyi kaldırır mı? Bayanlar kısa sürede bu kadar talibine... yüklenir mi ya da ilgi hemen bekler mi? Ezgi? Zuhal abla, ben beklerim yani. Madem ki tamam olumlu demiş, ilgi de göstermesi gerekiyor. İlginin bir günü, iki günü, üçüncü günü yok ki. İlgiliysen ilgisizsindir, ilgi yoksa yoktur zaten. Aynen öyle. Bir şey başından belli olur. Madem çay olumlu çıktık, de, hatta iftara bile olumlu gittik. Dedim de nikahta evet demedim. Tamam da ne alakası var? Sen ilgi göstereceksin ki o da sana ilgi gösterecek ki aranız yani daha kuvvetlenecek aranızdaki bağ. Ama sen ilgisiz ilgisiz oturacaksın. Hiç mesaj yazmayacaksın. Kıza ilgi senden, ilgi senin kastın ne? İlgiden kastın ne? Ararsın, mesaj mı? Sorarsın, merak edersin. Bir insanı merak etmiyorsan zaten onu hayatına almayı düşünmüyorsundur ki. Belki o süre zarfında düşünüyorumdur ben. Neyi düşünüyorsun? Nasıl olumlu hareket edeceğimi, neler yapacağımı. O zaman buraya geleceksin. Sen o zaman düşünüyorum diyeceksin. Olumlu demeyeceksin. Her şey çok güzel, çok mutluyum demeyeceksin. Diyeceksin ki düşünüyorum. Niye sen de burada olumlu deyip telefon karıştırmalara giriyorsun? Bilmem evet, neler yapıyorsun. Benim, yok işte sen ona nasıl bakarsın, ona nasıl selam verirsin. Ben telefon karıştırırım. Durumu değerlendiririm. Hayır, durumu değerlendirirken aynen, insan önce bir kendi ilişkilerine bakmalı. Ama şimdi onunla kendi karşılaştırmalarına bakmalı. Ay sen bir şey sordun, o zaman ben isterim ilgi dedi, cevabını verdi. Mehmet Ediz. Farklı bir şey söyleyeceğim hanımefendi. Şimdi sizin yalnızlığınızla Muhammed kardeşin yalnızlığı bir değil. Bunu bir kere kıyaslamayın. Çok detay anlattım zaten. Size bilmiyorum da bu bir bahane değil. Diyorsunuz yani bahane. Böyle bir bahane olmaz zaten. Çünkü onun yaşamı çok farklı. Bambaşka yani. Tabii. Zaten o konuda her zaman arkasındayım yani. Hayır, Maide de şunu demek istedi. Yanlış anladınız bence. Onun hissettiği duyguyu anlayabiliyorum. Yalnızlığın tek başına zaten mücadele vermenin ne demek olduğunu anlayabiliyorum zaten. Anlayabiliyorum, anlıyorum diyor. Anlayabiliyorum demedi. Bu bir bahane değil dedi. Anlayabiliyorum zaten. Bu bir bahane değil dedi. Bahane demezdiniz. Ben. Kusura bakma da ben bunu yaşamak için ya da hayatımda bir bahane olması için yaşamadım ben bu hayatı. Bu durumu ben kendim, bu hayatı ben istemedim. Tabii ki. O yüzden bu benim hayatımda bir bahane olamaz. Çok da zaten bu düşünceli bir insanla bir ilerleyebileceğim bir yol olamaz benim. Öyle. Zaten böyle olacaksa, böyle yapacaksak bu insanla zaten bir devam etmenin bir anlamı yok ki. Bir anlamı olabilir mi yani? Var mı? Bence evet, seninle yok. Bu konuda hemfikirim. Küçücük bir konuyu ta nerelere getireceğiz ya? Uzaklandım. Küçücük. Demir abi bak, dün beni tamam, burada en iyi tanıyanlardan sensin. Bu benim için çok küçücük bir konu değil asla. Ve asla ben bu konuyu basite alabilecek ya da bir bahane sunulacak bir durum değil. Hayır, ilk ben zaten konu bu durumlarıma mesaj atmamandı değil mi? Evet. Ben de hatta konu sana buraya geldi. Yapmıştım ama şimdi yani şu anda yaptığım eleştiriye pişmanım yani Muhammed'e, dün yaptığım eleştiriye. Ya bu kadar küçücük bir konu dallandı, budaklandı. Ya. Ayrılığa geldi, hiç olmadı yani. Ya birbirinize çok yakışıyorsunuz. Bak onun demek istediği şu. Ben onu anlıyorum.
Ama bu bizim ilişkimizin yürümemesi için bir bahane değil. Yani hani yaşamış olduğun hayat şu an benimle ilgilenmemen için bir bahane değil demek istedi galiba. Bana bunu böyle derse ben de ona derim ki senin arayabileceğin bir annen baban vardı. Konuşabileceğin, görüşebileceğin. Ama benim durumum tabii öyle ki, değildi. Mutlaka bak şimdi onu değerlendirmiyor. Geçmişe değil şu güne bakmak lazım. Yani şu an benimle ilgilenmemen için bu bir sebep olamaz mı demek istiyorsun? Evet aynen öyle. Belki dile getiremiyorum zaten Türkçe biraz şeyden evet, eksiği olduğu için. Ama ben de demek istedim ki anlayabiliyorum bu durumu. Çünkü ben de aynı olamaz zaten biliyorum tabii ama. Tabii ki olamaz. Onunki bambaşka bir hayat tabii mücadelesi. Tabii ki de ama anlayabiliyorum ama... zaten. Çünkü duygu yaşadım yani. Yaşadım. Ya Zuhal abla yaşadım bir şey söyleyeceğim. Mesaj sadece bir bahane yani. Şöyle söyleyeyim. Yani Muhammed'den hanımefendi ilgi bekledi o anda. Muhammed hani dili yandığı için önceden direkt ilgi vermek istemediği için bu durumda patladı. Mesaj falan yani. Ama eskiler var diye bana yani. Böyle davranmak zorunda değil ki. Ama onun da canı yanmış. Yani. Ona da hak vermek yanmış lazım. Yanmış ama. Biraz da sabırlı olman lazımdı. Yani Muhammed yoksa. İlişki ve beraberlik sabır isteyen bir şey. Anlayış isteyen bir şey. Beklemek gerek yani. Nasıl toparlayacağım bilmiyorum ki. Beklemesini bilmek gerekir. Öyle her şeyde bir anda bir şey gösterilemez. Sen hayatında bir insana canım cicim bilmem ne neredesin ne yapıyorsun. Tam tersi ben hiçbir öyle bir insan değilim. Ama madem böyle bir şey sen dedin ya çocuk değili zaten. Madem evet. Beni çaya çıkarttın hatta iftara zaten de gittik biliyorsun her şey güzelken. Bir mesaj ne ki? Bu da bana tecrübe çok olsun. Çok mu zor bir şey? Bu da bana tecrübe olsun. Bu da bana tecrübe olsun. Olabilir. Size gerçekten ben hayatıma giren konuştuğum tanıştığım insanlara gerçekten çok müteşekkirim. Çünkü her insan her insanın hayatında bir tecrübedir, bir derstir, öğreticidir. O yüzden ben hayatıma giren herkese çok teşekkür ediyorum. Tanıdığım insanlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü istem de olsa farkında da olmasa yani farkında olmadan da bir şeylere öğretebiliyor insanlara karşısındaki hayatı. Nereye getirdin şimdi sen konuyu? Yani beni ilerleyebileceğim... Yani benim... Aycan çok teşekkür ederim hayatıma katkıları için. Hayatta başarılar mı diyorsun şimdi? Öyle diyorum abla. Yanlış yapıyorsunuz. Bence de zaten söyledim. Devam etmeni bir anlama yok zaten. İkimizin bence kararımız, yani düşüncelerimiz aynı zaten. Olumsuz olmalı. Çünkü böyle bir ilgisiz bir böyle bir insana istemiyorum zaten. Çok rahat aşabileceğiniz, çözebileceğiniz bir sorunu büyütüp çıkmaza soktunuz. Biraz boyutu bence de ama bu kadar boyutu ise o zaman konuşacak bir şey kalmadı. Peki. Senin büyüttüğün konu bir mesajdan buraya. Ya benim çok büyüttüğüm ya da bir şey yok. Bence peki. De. Vallahi yazık ettiniz bu ilişkiye ama. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdilik uğurlayayım sizi. Tamam. Evet Allah'ım.